Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlerle Necip Fazıl Kısakürek ve Nazım Hikmet Ran üzerine konuşacağız. Malum Türkiye'de iki baskın siyasi kamp vardır. Bu kamplardan bir tanesi Necip Fazıl sahiplenirken diğeri de Nazım Hikmet'e sahipleniyor. Ve sürekli ikisini kafa kafaya çarpıştırıyor. Bunun tarihsel kökenlerine ineceğiz. Necip Fazıl'ın yazdıklarına bakacağız. Nazım Hikmet'e bakacağız. O dönemlerden itibaren çeşitli kırılımlarıyla güncele kadar getireceğiz. Malum tabi de Necip Fazıl denilince Türkiye'de siyasal İslam ilk akla gelir. Nazım Hikmet denince de tam tersi bir şekilde komünizm ilk akla gelir. Hatta Nazım Hikmet şöyle ki, komünizm denince ilk akla gelen isimdir Türkiye'de. Hatta uluslararası tanınırlığı vardır. Dünya çapında tanınır. Özellikle Rusya'da. Tabi Nazım Hikmet'in Türkiye'de komünizm denilince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi olması bir takım şeyleri de beraberinde getiriyor arkadaşlar. Özellikle sol cenah Nazım Hikmet'e aşırı bir şekilde sahipleniyor. Tabi bu keza diğer karşı cephede Necip Fazıl Kısakürek için de geçerlidir. Ama Nazım Hikmet'inki biraz farklı arkadaşlar. 1960'larda Türkiye'de sol aşırı bir yükselişe geçiyor. Ve bu solcular o dönemde Nazım Hikmet'in şiirlerini bir nevi slogan olarak kullanıyorlar. İşte şiirlerini bir takım işte gösterilerde falan söylüyorlar. Gazetelerinde, dergilerinde yazıyorlar. Bunlar boy gösteriyor tabii 1960'larda. Bu nedenle Nazım Hikmet bir nevi aslında 1960'lardaki sol hareketler açısından bir nevi kılavuz niteliğinde oluyor, yol gösterici oluyor. Bu nedenle önemlidir. Tabii bu durumda sağda reaksiyon gösteriyor Nazım Hikmet üzerinden sola. Yani Nazım Hikmet üzerinden Necip Fazıl'ı kullanarak Nazım Hikmet'i vurmaya, solu vurmaya vasıl eylemlerde bulunuyorlar, girişimlerde bulunuyorlar. Tabi antikomünizmin ilk hedefi de Soğuk Savaş düşünce dünyasını değerlendirdiğimizde Nazım Hikmet oluyor. Soğuk Savaş'ın düşünce dünyası biraz enteresandır arkadaşlar. Bununla ilgili Can Gül örneğin de bir çalışması vardır. Türkiye'nin Soğuk Savaş düşünce hayatı diye. Can yayınlarından çıkmıştır bendeki. Ama zannediyorum bu eski bir basım tabi. Bir 6-7-8 senesi falan var herhalde. Yeni basımları başka yayın evleri tarafından yapılıyor herhalde diyebiliyorum. Bakarsınız okumak isteyen olursa dönemi inceleyen kıymetli bir kaynaktır Can Gül örneğin ki isteyenler bakabilir. Tabii Nazım Hikmet özelinde değil ama o genel yani Soğuk Savaşı'nda Türkiye'nin düşünce dünyasını inceliyor. Biz Nazım Hikmet ve Necip Fazıl meselesine dönecek olursak arkadaşlar bu Nazım Hikmet'in komünizm propagandası yaptığı dolayısıyla veya işte komünist oldu zaten kendisi de komünist olduğunu inkar etmiyor yani açık bir şekilde söylüyor. Nazım Hikmet'in komünist oluşu yani sağda epey buradan vurulmasına yol açıyor. Baktığımız zaman bununla ilgili çokça kitap yayınlanıyor sağda. İşte Nazım Hikmet'in komünistliği ile ilgili. Mesela Mehmet Kaplan vardır. Mehmet Kaplan'ın Şiir Tahlillerim kitabının için Nazım Hikmet'le ilgili ayrı bir bölüm vardır. İkinci cildindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir incelemeye tabi tutar Nazım Hikmet'i ve şiirlerini. Ayrıca Nazım Hikmet'in bu komünizm dolayısıyla icraatları ile ilgili daha ayrı müstakil kitaplar da yayınlanmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi Necdet Sancar'a aittir. Necdet Sancar antikomünizmin önemli simalarından bir tanesidir Türkiye'de o tarihlerde. Necdet Sancar'ın kitabının adı Nazım Hikmet Masalıdır. Yani bunun bir masal olduğunu anlatmaya çalışıyor. İlhan Darendelioğlu vardır. Bu İlhan Darendelioğlu da aynı diğerleri gibi antikomünist edebiyatın önemli isimlerinden bir tanesidir. Ve çok klişe bir ifadeyle kitabını yazar. İlhan Darendelioğlu'nun kitabının adı Nazım Hikmet işte vatan haini mi, vatan şairi mi başlarını taşır. İşte artık günümüze kadar gelen o kırılımları değerlendirir. Bir de Fuat Uluç'un bir kitabı vardır. Fuat Uluç'un kitabı da Nazım Hikmet diye başlar. Benzer klişelerle devam eder. Tabi bu kitapların ortak özellikleri var. Daha başka kitaplar da yazılıyor da temel metinler bunlar. İsteyen inceleyebilir. Bu kitapların ortak özellikleri var arkadaşlar Nazım Hikmet'le ilgili. Bir kere bu Nazım Hikmet'i en başta komünizm üzerine vurmaya çalışırlar. Çünkü komünizm onlara göre bir siyasal ideoloji olarak değerlendirilmez, ahlaksızlık olarak değerlendirilir ve ahlak üzerinden vurmaya çalışırlar. İkinci bir şey vardır bu komünizm üzerine vurmanın. Komünizm eşittir dinsizliktir. Bu durumda işte Nazım Hikmet de dinsizdir, işte yerli ve milli değildir falan. Hatta şeye var yani bazı kitaplara der ki işte Nazım Hikmet Türk de değildir. İşte bu Türk kanı taşımadığı için bu işte kanı bozuktur falan hani yanlış anlaşılmasın kitaplarda geçen ifadelerden bahsediyorum. Nazım Hikmet işte vatan haindir, işte dış güçlerin maşasıdır gibi bir takım ifadeler yer alır bu kitaplarda. Yani tipik klişeler üzerinden aslında Nazım Hikmet'i, Nazım Hikmet dolayısıyla solu, işte komünizmi tamamen bir reaksiyoner bir şekilde vurmaya çalışırlar. Tabi burada Necip Fazıl da devreye girecektir ama bu Soğuk Savaş düşünce dünyasının içerisindeki bir gelişmedir. Yani Necip Fazıl aslında burada bir nevi
biraz ikonik kalıyor. Soğuk Savaş döneminde arkadaşlar bu antikomünistler Soğuk Savaş düşünce dünyasının o zihniyetin çeperleri içerisinde bir komünizm heyulası görürler. Yani bu komünizm heyulası da öyle bir şeydir ki yani parmakla gösterilecek kadar az komünist vardır aslında o tarihlerde Türkiye'de. Ama öyle bir komünizm heyulası görürler ki sen komünizm büyük bir tehlikeymiş gibi üzerine gitme ihtiyacı hissederler. Oysa bu kadar büyük bir tehlike yoktur. Yani dönemi inceleyenler, araştıranlar falan varsa bunu çok yakından bileceklerdir. Yani hatta bu komünizm heyulası öyle bir şey ki 1950 yılının Cumhuriyet Bayramı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet Gazetesi'nde bir tane böyle fotoğraf yayınlanır. Atatürk fotoğrafı. Biraz da böyle büst gibi bir çizimdir o. Evet, büst gibi bir çizimdir. Oraya da koyayım ben, bakarsınız videodan. Bu Cumhuriyet Gazetesi'nin o 29 Ekim 1950 yani Cumhuriyet Bayramı'nda çıkan bu Atatürk büstü fotoğrafı Stalin'e benzetir ve gürültü koparıyorlar adeta. İşte siz işte Atatürk gibi Stalin yayınlıyorsunuz falan gibi bu antikomünist cenahlarda. Bayağı bir gürültüsü kopuyor bunun. Kalem atışmaları falan oluyor. Hatta yazarlar arasında yok o sizce Stalin değil bu Atatürk'tür diye. Yani baktığınızda göreceksiniz siz de yani o kadar öyle Stalin'e falan benzeyen bir taraf yok. Yani apaçık besbelli Atatürk'tür bu. Orada bir sorun yok ama komünizm heyulası içerisinde değerlendiriyorlar. Yani bunu artık o kadar büyük bir bu heyula ki yani gördükleri bir Atatürk büstünü bile Stalin'e benzetebiliyorlar ve bunun üzerine yaygara koparabiliyorlar. Yani siz düşünün. Arkadaşlar biz bu komünizm üzerine sağın solu vurması sürecinde Necip Fazıl ve Nazım Hikmet ikonları dikkati çekiyor. Az önce bahsettik. Necip Fazıl burada biraz ikonik kalıyor ama Necip Fazıl ve Nazım Hikmet aslında aynı okuldan mezunlar. Çok tanışıklıkları yok gibi duruyor aslında baktığımız zaman ama biraz da tanışıklıkları var gibi olduğunu Necip Fazıl kendi kitaplarında biraz anlatıyor. Çünkü Nazım Hikmet'i biraz küçük görüyor kendisi o dönemler açısından. Hatta bir takım ifadelerde de bulunuyor Nazım Hikmet'le ilgili. Mesela örneğin Necip Fazıl kendisini Nazım Hikmet'le kıyaslamaya başlıyor. Daha okul dönemlerinden itibaren Nazım Hikmet'e karşı yani bir nevi aslında üstünlük iddiasında bulunuyor. Burada bir takım sözleri var Nazım Hikmet'in. Şey, Necip Fazıl'ın Nazım Hikmet'le ilgili. Necip Fazıl, Nazım Hikmet'le ilgili der ki, bu şiir heveskârı çocukta, mizaç ve eda halinde, her şeyi sığlığına alan, son derece yavaş, dış ölçüler bakımından becerikli bir hal vardı. İçinde yaşadığı dünyaya güveni olmadığı ve başka bir alem hasreti çektiği, mücerret fikir nasibine son derece uzak olmasına rağmen her halinden belliydi. Yani burada kendisini bir nevi aslında Necip Fazıl, Nazım Hikmet'ten üstün görüyor. Bu çok açık. Bir nevi de aslında buna kompleks de diyebiliriz belki Necip Fazıl açısından. Aslında Necip Fazıl'ın bu yönde yani daha okul dönemlerinden itibaren Nazım'a karşı duyduğu belki bir kompleks diyebileceğimiz süreç Necip Fazıl'ın sonraki müritleri açısından da bunu sahiplenme yoluna itiyor. Yani kendilerini Necip Fazıl ve Nazım Hikmet üzerinden bu ikilemden şekillendirme ihtiyacı hissediyor bu cenah açısından. Tabi bu da önemlidir yani. Necip Fazıl belli bir siyasi kamp tarafından üstad mertebesine çıkarılıyor arkadaşlar. Bu üstad mertebesine çıkarıldıktan sonra da Necip Fazıl tabi sahipleniyor. Nazım Hikmet ötekileştirilme yoluna gidiyor. Yani orada bir reaksiyoner bakış açısı geliştiriliyor. Az önce bahsettiğim işte bu Necdet Sancar, işte Mehmet Kaplan, işte Fuat Uluç gibi yazarların kitapları da zaten buralardan peyda oluyor. Necip Fazıl Kısakürek'in kendisini Nazım Hikmet'le boy ölçüştürmesi arkadaşlar okul dönemlerinden sonra da devam ediyor. Örneğin bilindiği gibi Nazım Hikmet Moskova'ya gidecektir. Orada işte eğitim falan görecektir. Türkiye'deki siyasi olaylardan dolayı önemli ölçüde gidiyor tabii. Sonra da dönüyor. Necip Fazıl bu hadiseyi değerlendiriyor. Moskova'ya gitmesi bu yani Nazım Hikmet'in Necip Fazıl'a göre beynini yıkanmasıyla sonuçlanıyor. Hatta bununla ilgili bir takım yazdıkları da var Necip Fazıl'ın. Necip Fazıl, Nazım Moskova'dan beyni yıkamış bir şekilde döndüğünü şöyle anlatıyor. Moskova bu adamı bir sigara kağıdı kadar küçük bir pusula şeklinde eline almış ve o şekilde doldurmuştu ki orada tek sıfırlık kayda bile yer kalmamıştı. Bütün dünyayı, kainatı, insanı, cemiyeti, tarihi, ilmi, fikri dibine kadar ölçmüş, biçmiş, kadastrolaştırmış ve geride hiçbir şey kalmadığını hükmetmiş bir emniyet budalalıkta şaheser bir itminan içindeydi. Tek nefis şüphesi, tek ruh murakabesi, tek acaba suali, tek kim bilir istifamına içinde yer kalmamıştı. Ne çalımlı bir merkep olmuştu o. Bu Necip Fazıl'ın Nazım Hikmet'e yazdığı dizelerde çalımlı merkep ifadesi dikkat çekiyor. Merkep eşek demektir arkadaşlar. Yani Nazım Hikmet'e çalımlı eşek diyor. Bu çok dikkat çekici. Necip Fazıl bu ifadeleri kullanırken şiirinde yerden yere vuruyor Nazım'ın hem özgün olmadığını hem de şiirin güçlü görünmesinin gerisinde şiirlerin okuyuş biçiminin de olduğunu ileri sürüyor. Necip Fazıl Kısakürek
Nazım Hikmet'in şiirlerini de bir incelemeye tabi tutuyor. Kendince arkadaşlar bir şair olarak değerlendiriyor. Buna göre Nazım Hikmet'in şiirleri ezberleme hile tertiplerden ibaret. Bu ifadeyi de Necip Fazıl Kısakürek'in kendisi Nazım Hikmet için kullanıyor. Yani burada neyi ifade etmek istiyor? Şunu ifade etmek istiyor arkadaşlar Necip Fazıl Kısakürek. Bu şiirler ifade olarak, içerik olarak pek bir şey ifade etmiyor. Yani alt alta koyduğumuzda bunun dizelerini Nazım Hikmet'in şiirleri pek bir şey ifade etmiyor anlamında kullanılıyor. Ama bir yandan da bu niye o zaman kitleleri etkiliyor onu da değerlendiriyor Necip Fazıl Kısakürek kendince. Ve şu sonuca varıyor. Nazım Hikmet'in okuyuş tarzından yani hitabetinden gelen yetenekle kendince bir anlamlar yükleyebiliyor. Yani okutturuyor, dinlettiriyor kendisini. Ama içerik olarak baktığınızda yani sözler olarak bu tabii Necip Fazıl'ın yorumu bu şiirler pek bir şey ifade etmiyor. Yani bu şairane değerlendirmesi kendince Necip Fazıl'ın. Dediğim gibi yani belki bu kompleks olarak da düşünülebilir. Necip Fazıl Kısakürek arkadaşlar gazete yazılarından falan da çokça görüyoruz bunu. Nazım Hikmet'i en çok komünizm üzerinden eleştiriyor ve çok sert eleştiriyor. İşte komünizm eşittir, dinsizlik, ahlaksızlık mantığını kuruyor. Bunun üzerinden Nazım Hikmet'i vurmaya çalışıyor. Sol da tabii bunun üzerinden vurmaya çalışıyor. Doğal bir şekilde tipik klişeleri kullanıyor. Peki Necip Fazıl hep yazıyor, çiziyor işte bu Nazım Hikmet'i eleştiriyor. Ama Nazım Hikmet bunlara bir cevap vermiyor mu? Cevap geliştirmiyor mu? Tabii ki de geliştiriyor. Yani bir örnek verebilirim mesela. Örneğin Nazım Hikmet Sert Elleri Tan gazetesinde yazıyor. Bu Sert Elleri Tan gazetesi de arkadaşlar şöyle ki komünist yuvası olarak nitelendiriliyor o tarihlerde. İşte komünist yayınlar yaptığı gerekçesiyle tabii sağ kesimler tarafından. Ama çok da satan çok önemli bir gazete. Yani öyle fos bir gazete de değil. 1940'larda falan özellikle çok ses getiriyor yani. Daha sonra hatta şey bu komünist yuvası diye bu Sert Elleri Tan gazetesi baskına uğruyor. Tan matbaası baskını diye tarihe geçmiştir biraz. Yani belki Google'larsanız falan görebilirsiniz. Tan matbaası baskını diye bu özel konu vardır yani üzerine doktora tezleri falan yapılmıştır 3-4 tane hatta. Bir de ben makale yazmıştım. Oradan da biraz araştırmıştım. Neyse bu Nazım Hikmet Sert Elleri Tan gazetesinde yazdığı için komünist yuvası olarak nitelendirilen Necip Fazıl buradan Nazım Hikmet'i vurmak istiyor. Tipik klişeleri gene kullanıyor tabii ama yani bu komünist yuvasında yazacağına işte cami önünde ayakkabı boyasan ondan iyi değil mi demeye getiriyor Nazım Hikmet açısından. Tabii Nazım Hikmet buna bir cevap geliştiriyor. Yani tabii bu bir örnek. Nazım Hikmet Necip Fazıl'a cevabında sen benim gözümde eskinin en iyisi ve en güçlüsü bir kalemsin. Fakat eski olmaya eskisin. Bense yeni şiirlerime ayırıyor ve gerisini çanak çömlek diye yapıyorum. Telakkilerimiz arasında fark var. Bu cevabı veriyor. Nazım Hikmet Necip Fazıl. Tabii Necip Fazıl'ın buradaki ifadesinde yani sen işte cami önünde ayakkabı boyasan iyi değil mi o komünist yuvasında gazetede yazacağına ifadesini kullanıyor burada. Nazım Hikmet de cevap veriyor. Ama burada bir ikiyüzlülük de var arkadaşlar. Necip Fazıl açısından söylüyorum. Niye? Çünkü bir kere Necip Fazıl dediğimiz adam Büyük Doğu Dergisi'ni döndürmek için Demokrat Parti döneminde Menderes'in örtülü ödenekler alıyor ve Demokrat Parti yanlısı yayınlar yapıyor. Yani kendisi bir takım paralarla, kayıt dışı paralarla, bu yasada mahkemelerinde falan ortaya çıkacaktır. Bu paraları alıyor, kendi gazetesini öyle döndürmeye çalışıyor. İşte bir Demokrat Parti döneminde besleme basın diye bir tabir ortaya çıkıyor zaten. Bu besleme basın dediğimizde şu yani bugünkü işte biraz hani yandaş medya falan deniliyor işte reklamlar onlara veriliyor falan. O dönemde de aynı şekilde Demokrat Parti kendine yakın gazetelere, dergilere işte reklamları falan kanalize ediyor. Ona besleme basın deniliyor. Öbür tarafa bir şey yok. Zaten öbür tarafa baskı falan da uygulanıyor. Yani bu besleme basın tabirini kendisi için hem kullandırtırıyor bu paraları alıyor. Bir yandan da işte sen orada yazacağına işte cami önünde şey yapsan ayakkabı boyasan ondan iyi değil mi yani kalemi üzerinden eleştiriyor da yani sen kendi kalemine bakacaksın önce burada bir son derece ikiyüzlülük var doğrusu. Arkadaşlar görüldüğü gibi Necip Fazıl Kısakürek kendisini sürekli Nazım Hikmet'le kıyaslıyor. Burada tabii komünizm bir nevi aslında belki de paravan olarak kullanıyor. Kendisinin üstün şair olduğunu, daha iyi şair olduğunu, hatta Türk Edebiyatı'nın bir numaralı şair olduğunu kendi ifadesi var bununla ilgili. İspatlamaya çalışıyor. Tabi burada şair egosu veya da işte şair kıskançlığı da vardır Necip Fazıl adına. Yani komünizm aslında bir nevi aslında orada bir argüman diyebiliriz. Tabi arkadaşlar genel anlamda bir de Necip Fazıl ile Nazım Hikmet üzerinden her iki siyasi kampın mücadele sahası üretmesi söz konusudur. Yani iki kampın Nazım Hikmet'i bir taraf kullanıyor, Necip Fazıl diğer taraf kullanıyor. Bir mücadele sahası yapmışlar burayı. Kendilerince buradan birbirleriyle işte mücadele ediyorlar. Tabi bunun
temelinde ne var? Girişte de biraz bahsettik. Bu niye ortaya çıktı derseniz arkadaşlar. Bir kere bu Necip Fazıl sahiplenen reaksiyoner kesimlerce, yani Nazım Hikmet'e bir reaksiyon gösteren kesimlerce sol sapkınlık olarak görünüyor. Buradan da kaynağı olarak arkadaşlar Türk toplumu işte niye sola meyletmiştir, işte niye Nazım Hikmet'e sahipleniyor falan. Bunun temelinde de maneviyat boşluğu vardır. E bu maneviyat boşluğu nereden çıkıyor derseniz, o da Türk modernleşmesinin köküne dayanıyor. Yani böyle silsile sürüyor. İşte Türk modernleşmesinin köküne bakarlar. İşte Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar uzanan o tarihsel süreci değerlendirirler. İşte burada İslami geleneksel o mukaddesattan uzaklaşılmış. Batı tipi bir modernleşme benimsenmiş. İşte Batı'nın bir takım şeyleri getirilmiş, aynen uygulanmış telifçi bir yaklaşımla. Bu da bu adamların görüşü. Bu durumda da işte bir takım maneviyat boşluğu ortaya çıkmış. Yani biz özümüzden uzaklaştık gök kesime göre. Biz özümüzden uzaklaştığımız için maneviyat boşluğu ortaya çıkmış. Sol gibi sapkın fikirler de buradan türemiştir. Zaten Cumhuriyet'le birlikte bunun artık keskinleştiğini öne sürerler. Yani buradan işte Necip Fazıl sahiplenelim. Çünkü o jargonu üretir. Necip Fazıl şiirlerine, işte edebiyatına falan bakarsanız Nazım Hikmet'in üzerine yürürler oradan. Tabi burada hem dediğim gibi hem Necip Fazıl hem de Nazım Hikmet aslında bir ikon yani. Tamamen bir siyasi mücadele sahasının iki ürünü diyebiliriz tırnak içerisinde. Nazım Hikmet'e saldırmak, çünkü sola saldırmak, gene aynı düz mantık kuruyorum. İşte sola saldırırsan işte o sapkın fikirler falan, onlarla mücadele. Onlarla mücadele etmek de Türk modernleşmesinin genel işte o batılı, çağdaş, işte laik, seküler karakteriyle mücadele etmek gibi algılanıyor. O kesimler açısından söylüyorum. Tabi bu güncelde çok da kalmadı yani, bu 1960'ların 70'lerin falan kabaca muhasebesini gidiyorum ben size. Arkadaşlar bu videoda Necip Fazıl ve Nazım Hikmet üzerinden dönen siyasi kaplaşmayı her iki şairin görüşlerine de başvurarak sizler için değerlendirdim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.